Amerika'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını kabul ettiriyoruz. Ege'deki gayri askeri statüdeki adaları silahlandıran Yunanistan'ın bu hususta adeta teşvik edilmesi de akılla, izanla, müttefiklikle de bağdaşmaz. Bölgede tahrik ve gerilim siyaseti gütmek hiç kimsenin hayrına değildir, olmayacak. Biz 100 yıl sonra Yunanistan'ı kimlerin yeniden üzerimize saldığını çok iyi biliyor, bu şekilde oynanmaya çalışılan oyunun farkında olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz. Yunanistan yönetimine kendini ve halkını felakete sürükleyecek kışkırtmalardan uzak durmasını tavsiye ediyoruz. Yeniden Asya girişimimize büyük önem veriyoruz. Afrika ve Latin Amerika'da da ekonomi ve ticaret başta olmak üzere ikili ve çok taraflı platformlarla işbirliği ve diyaloğumuzu güçlendiriyoruz. Aralık ayında İstanbul'da düzenlediğimiz 3. Türkiye-Afrika zirvesi ile tüm Afrikalı dostlarımızla bir kez daha kucaklaştık. Böylece Türkiye'nin Afrika kıtasına yönelik ilgisinin uzun vadeli ve kalıcı olduğunu açıkça gösterdik. Türk dünyasıyla olan işbirliğimizi de her alanda ilerletmenin gayretindeyiz. Son zirve toplantısını Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yaptığımız Türk Devletleri Teşkilatı'nın küresel ölçekte hak ettiği yeri alması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Şu hususun altını da özellikle çizmek istiyorum. Dış politikadaki açılımlarımızı bazı çevreler eksen kayması olarak göstermeye çalışıyor. Halbuki Türkiye eksen kayması değil, dünyadaki çok farklı diplomatik ilişkilerini milli menfaatlerimiz çerçevesinde aynı anda yürütmeyi başararak kendi eksenini tahkim ediyor. Değerli milletvekilleri, önümüzdeki yıl hep birlikte coşkuyla kutlayacağımız Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına atıfla 2023'te milletimizin huzuruna yeni bir sözle çıkıyoruz. Bu söz, ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız eser ve hizmetlerin üzerine Türkiye 100 yılı inşa etme sözü. Ülkemizin Rusya-Ukrayna krizi, göç meselesi, insani yardımlar, terörle mücadele ve barışı koruma yolunda attığı adımların tüm dünya tarafından takdirle karşılandığına bizzat şahitlik ettik. Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllardır dile getirdiğimiz dünya beşten büyüktür tespitimiz Güvenlik Konseyi içinde bile artık makes buluyor. Şimdi daimi üyeler de, geçici üyeler de hepsi dünyanın beşten büyük olduğunu kabule ve hatta son dönemde bazı liderler açık açık bunun reforme edilmesi gerektiğini söylemeye başladılar. Havasını soluduğu, ekmeğini yediği ülkeden habersiz olanlar görmese de yurt dışında yaşayan herkes küresel bir güç haline gelen Türkiye gerçeğini gayet iyi biliyor. Geçen yıl açılışını yaptığımız Türk Evi binası, iddia ve özgüven sahibi işte bu Türkiye'nin New York'taki sembolü. Birleşmiş Milletler'in tam karşısında abide bir eser olarak yükselen Türk Evi, bu sene diplomasinin kalbinin attığı yerlerden biri haline gelmiştir. Milletimize ve ülkemize böyle bir eseri kazandırmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Yine bu temaslarımızda daha düne kadar
bize olmadık ithamlarda bulunanların, savunma sanayi başta olmak üzere pek çok alanda ülkemizle işbirliğini geliştirmenin yollarını aradıklarını gördük. New York öncesi Özbekistan'ın Semerkant şehrinde yapılan ve diyalog ortağı olarak katıldığımız Şanghay Zirvesi ikili ve çok taraflı temaslarıyla ülkemizin genişleyen dış politika vizyonunun bir örneği olmuştur. Rusya'dan Çin'e, Kazakistan'dan Pakistan'a, Hindistan'dan İran'a pek çok bölge ülkesinin katıldığı bu zirvede Türkiye'nin Batı'yla birlikte Doğu'da da önemli bir işbirliği ortağı olarak görüldüğünü müşahede ettik. Diğer yönde terörizmle mücadeledeki kararlılığımızı NATO'nun en son genişleme sürecinde açıkça gösterdik. Madrid'de kabul edilen NATO'nun yeni strateji belgesinde terörizmin ittifaka yönelik ana tehditlerden başlıcası olarak tanımlanmasını kayda girdik. Madrid zirvesi öncesinde imzaladığımız üçlü muhtırayla da terörle mücadeledeki beklentilerimizi kayda geçirdik. İsveç ve Finlandiya'nın verdikleri taahhütleri yerine getirip getirmediğini titizlikle takip ediyoruz. Elbette nihai kararı milletimiz adına Gazi Meclisimiz verecek. Biz ülkemize verilen sözler tutulana kadar bu konudaki ilkeli ve kararlı tutumumuzu koruyacağız. Yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele eden on binlerce vatandaşını teröre kurban vermiş bir ülke olarak bu konuda kimseye taviz verecek durumumuz yoktur. Suriye'de ve Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiğimiz harekatlarla bölücü hainleri kıpırdayamaz hale getirdik. Yurt dışına kaçan FETÖ'cü alçakların ülkemize iadesi ve hukuk önünde hesap vermesi için de tüm kurumlarımızla dört bir koldan çalışıyoruz. Terör belasını milletimizin gündeminden tamamen çıkarana kadar mücadelemizi tavizsiz bir şekilde sürdüreceğiz. Gönül coğrafyamız Balkanlar'da barış ve istikrarın tesis edilmesi, huzur ikliminin sağlanması için çaba harcıyoruz. Bu çerçevede Eylül başında Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a önemli bir ziyarette bulundum. Balkanlar'da huzurun ve istikrarın kökleşmesi, önümüzdeki dönemde de dış politika önceliklerimizin başında yer almayı sürdürecektir. Orta Doğu'da yakın çevremizde bir normalleşme iklimi zemin kazanmaya başladı.